Teknik direktör ne zaman netleşir? Teknik direktörde hangi yola gideceğimiz herhalde netleştiğini bugün itibariyle anladınız. Teknik direktörün de en geç kampta olması lazım. Planlamayı da teknik direktör yapacağımıza göre ne kadar erken o kadar bizim avantajımıza. Dediğim gibi bazı futbolcular, bilhassa gidecek futbolcular, yollarımızı arayacağımız futbolcular şimdiden harekete geçmek durumundayız. Teknik direktör benim tahminim, arzum yarın gerçekleşmesi. Tahminim Haziran'ın 3. haftasına kadar, yani tespit ettiğimiz isimler, onlarla yapacağımız görüşmeler, Temmuz'un 3. haftasına kadar gider. Şimdi eskiden, Haziran çok özür dilerim. Haziran diye yazar, sonra başımı işe almayayım. Bu sefer nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, gençler açısından nasıl bir hoca olmak istediğimizi, hocanın CV'sinin aşağı yukarı içinde neler olması gerektiğini belirleyip ona göre bir kısa bir liste çıkarttık. Çıkartıyoruz daha doğrusu. Listemiz şu an tam kısa değil. Tabii bütün onları belirledikten sonra cüzdanım yetecek mi? Paramız yetecek mi? Hocanın maaşına paramız yetti. Hocanın taleplerine yetecek mi? Şimdi bizim gibi kulüplerin yapabileceği bence en büyük hata hiçbir zaman para sıkıntısıyla uğraşmamış ve de bir adım daha öteye gideyim. İstediği her transferi yapabilmiş hocaların buraya gelip şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil. Dolayısıyla işin bir de finansal konusu var. Ama şunu size söyleyebilirim. Tercihimiz, arzumuz ve odaklandığımız nokta daha çok Portekiz, Almanya ekolü üzerinde. Ha, yarın bir gün İtalya'dan biri getirirsek ya Portekiz, Almanya demiş İtalya'dan geldi demeyin. Ama şey olarak baktığımız zaman tarz, profil, geçmiş başarı, geçmiş sorumluluklar Almanya, Portekiz ekolü arasındaki isimlere daha çok odaklanıyoruz. Demiştiniz ki hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamadınız demiştiniz. Ama geçen 3 yılda Fenerbahçe'nin çok başarılı olmadığını gördük. Şimdi 3 yıl daha olacak %99 ihtimalle önünüzde ve hayal ettiğiniz Fenerbahçe'yi görebilecek miyiz? Ya da Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'la birlikte hayal ettiği Fenerbahçe'yi görebilecek miyiz? Hiç vaatlerinize girmiyorsunuz çünkü neler planlıyorsunuz 3 yılda onu da bir rica etmek istiyorum. Şimdi 4 soru sordun. Bittik ya. Kaç dakika? 15 dakika mı kaldı? Ama siz de tecrübeli olun. Onu yanlış yere oturtmuşsunuz. Şimdi hayal ettiğimiz Fenerbahçe tabii ki doğal olarak futbol olarak algılanıyor. Orada sınıfta kaldık. Net bir şekilde diyebiliriz. Bazı sebep, verdiğim sebepler, bazılarını daha konuşmadık, gelince konuşuruz. Ama hayal ettiğimiz Fenerbahçe sadece futbol şampiyonlukla ölçülen Fenerbahçe değildi. Kurumsal anlamda, finansal anlamda, dijital anlamda, olimpik branşlar anlamında ve tabii ki amiral gemisi futbol anlamında. Futbolda hiç beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz derecede attığımız adımlar, aldığımız kararlar istediğimiz sonuçları vermedi, veremedi. Dolayısıyla bunu aksini savunmak yanlışlık olur. Bunun pek çok nedeni var. Mesela bu sene şampiyonluk. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaybettik. Şimdi bazı taraftar kızacak. Evet bizim 14-15 puanımız gitti. Ama biz ona rağmen buraya kadar getirdik. O yapılanlara rağmen bir şampiyonluk şansımızı buraya kadar getirdik. Ama biz Sivas maçında kaybettik. Bizim futbolcularımız kaybetti. Belki yeterince inanamadık. Ama o diğer unsurlar olmasaydı zaten Sivas maçında kalmazdı bu iş. O yüzden 3. senede kurduğumuz takımla, yaptığımız yaklaşımla, aldığımız tüm sonuçlarla olumlu olumsuz aslında
Biz bu sene şampiyon olabilseydik, benim inancım arka arkaya zincirleme bir işler rayına oturacak bir noktaya gelecektik. Yani olamamamız, yani son Sivas maçı tabii ki bize büyük büyük bir maddi hasar vermiştir. Büyük. O yüzden inancım ileriye dönük olarak futbol özelinde söylüyorum. İnancım bu sene futbolun rengi sarı lacivert olacak. Ve bizim takımımız artık daha evvelki iki sezonda olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, daha evvel de ifade ettiğim gibi %70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız oyuncularımız için, hiç şu an kafamızda olmayan, elden çıkarmak açısından kafamızda olmayan teklifler gelebilir. Ama gelmediği takdirde bizim temel olarak şampiyonluğa götüreceğini, takımın bel kemiği olacağını düşündüğümüz oyuncularda kolay kolay bir hamle yapmayacağımızı, bunun üstüne 4 ya da 5 nokta atışı, buna gençleri saymıyorum. Çünkü birkaç tane genç alıp kiralayacağız. Bunları saymıyorum. 4-5 adet, nedir o 4-5 adet onu da soruyorsundur. Minimum bir stoper, bir kanat, iki forvet, belki de ya bir sağ bek ya bir sol bek, yani bir fırsat transferleri var karşımızda. En azından bunları biz yapacağız. Tabii bizim şansımıza yolladığımız oyuncular da yurt dışında iyi işler çıkarıyorlar. Burada yapamadıklarını. Onlardan teklifler. Yani bu sene belki de yine bir 15 milyon euroluk da bir satışımız olabilir. Fakat demek istediğim şu, biz önümüzdeki seni bizi şampiyon yapacağına inandığımız kadronun bu sezon başında bunları düşünerek, bu sayıklarla kurduğumuz ve birkaç sene bu kulübün çok fazla müdahaleler yapmadan götüreceğine inandığımız kadro bence şu an elimizde. Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp bir de elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkarttığımız takdirde bence Fenerbahçelilerin gurur duyacağı ve bir iki sene arka arka şampiyonluğu getirecek yapılanmamız hazır diye düşünüyorum.